Arkadaşlar merhaba. Yine bir siyakat dersiyle birlikteyiz. Hemen dersimize bence başlayalım. Çünkü siyakat gerçekten okurken bayağı zaman geçirilen bir şey. Şurası hınta, yani şurası şair. Daha doğrusu önce şu kısmı bitirelim. Arkasından o diğer bloka geçelim. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şurası hınta. Hınta ne demek? Onu da söyleriz. Burası arkadaşlar femen. Temane Arapça 8 demek. Şurası müt. Burası müt. Şurası kıymet. Değer. Şurası da arkadaşlar erba'amiye ve temanin. Hemen şunu bir gösterelim. Hemen yazalım bence. Şöyle yan tarafa. Hınta. Semane müt. Kıymet erba a mi'e ve sema nin yani erma mi'e ve sema nin bunun karşısına biz rakamın kaç olduğunu da yazalım karışmasın. Hatta şu sema ne diyoruz onu da aslında yazabilsek iyiydi ama kaldı bu. Kalsın. Hemen diğerine geçelim. Diğer arkadaşlar şu biraz yukarıya alayım. Bu da arkadaşlar şair. Şair ne demek? Şair biliyorsunuz arpa demektir arkadaşlar. Arpa ne kadarmış arkadaşlar? Arpa da sitte müt arkadaşlar. Hemen onu bir yazalım. Arasını çizeriz yani. Sitte müt. Hemen şey yapalım. Az önce gördüğümüz kıymet. Kıymetten sonra da şairin toplamı arkadaşlar ne kadar onu da hemen yazalım. O da arkadaşlar mi'eteyn ve erba'in olması gerekiyor arkadaşlar. Yani mi'eteyn ve erba'in tabi bunun kaç olduğunu da yazarsak daha uygun olacak diye düşünüyorum. Hemen bunu da böyle yazdıktan sonra arkadaşlar gösterelim. Çünkü önemli. Şair şurası sitte müt yani altı müt. Burası kıymet. Şurası. Bakın şu da kıymet. Şu da kıymet arkadaşlar. Hani aşinalık kazanalım. Kıymet. Peki kıymetten sonra ne geliyor? Bakın mi'eteyn şurası ve erba'in 240. Hemen şuraya geçelim arkadaşlar. Yaylağı büker. Büyük ve tanrı aslında tanrı T harfiyle de yazılıyor ama burada T ile yazmış. Büyük ve tanrı alanı. Evet, tanrı alanı. Bu da arkadaşlar bakın şuraya bir de nokta koymuş. Situn yani 60. Hemen bunu da yazalım bence. Çünkü yazınca daha böyle net olabiliyor arkadaşlar. Yay bağı büker. Büker tabi aşağıda olduğu için onu hemen aşağıya enterlayalım. Yanında bakın büyük var. Ve bağlacı tanrı. Alanı aşağıda olduğu için alanı aşağı alalım. Alanı derken ı'yı alamadık tabi. Şeyin azizliğine uğradık. Şuraya da ı'yı yazalım. Evet tanrı alanı. Diyelim. Ve aşağıda da sittin ya da situn şeklinde rakamımızı atalım. O da 60 arkadaşlar. Bunun da altını çizelim ve gösterelim hemen. Bakın yaylağı şuradan gösterelim. Yaylağı burası. Büker tanrı alan tanrı burası. Alanı kısmı hemen şuradan şöyle çıkalım. Sittiğin kısmı da burası. Böylelikle arkadaşlar hesaplamamızda nereye geldik? Hesaplamamızda hasıla geldik. Yani şuraya hasıl. Burası
Hasıl. Hasıl ne demek? Hasıl toplam demek arkadaşlar. Bakın şu hasıl. Fark etmişsinizdir. Hemen neyin hasılı? Az önce yukarıda bir önceki derste bir kariyeden bahsetmiştik. O kariye. Bakın şurası kariye. Kariye-i daru özü. El mezbur. Adı geçen kariye yani arkadaşlar. El mezbur. Gördük mü? Şurası mi eteğin. Şurayı karalıyorum. Bakın mi eteğin. Hemen bu kısmı yukarıya bir yazalım. Ha sıl kariye i daru özü el kariye-i daru özü hemen yukarı yanında devam edelim. El mezbur hemen aşağı geçelim mi? Yok. Orada kalalım. Şurası da miyeteyindi arkadaşlar. Miyeteyn. Evet. Böylelikle tamamlamış olduk. Hemen şu kısma gelelim. Burası az önce konuşmuştuk. Hınta. Bakın bu hınta. Şuradaki hıntayla aynı. Bu şair şuradaki şairle aynı. O halde arkadaşlar hınta kaç mütmüş onu da söyleyelim. Hınta ifne. İsne kaçtı? 2 idi. Hemen yazalım buraya. Hınta hınta isna. Hemen karşısına eşittir. 2 diyelim. Müt. İsna müt. Kıymet. Kıymet. Onu da hemen kıymetini yazalım arkadaşlar. Ve kaç müt olduğu net bir şekilde zaten belli. 2 müt. Evet. İki müt ve 100 Evet. Şöyle bir şunları şey yapalım. Evet, kıymetlerine de bakalım şöyle. Burası Sittun şurayla aynı. Burası da arkadaşlar Miyetin ve Sittun yani 260 ediyor arkadaşlar. Yani bu şekilde bu şekilde hemen şuraya resmi çift çift resmi ne kadar onu da okuyalım. Resmi çift şurası arkadaşlar sitte. Şurası çift. Şurayı okuyorum şimdi. Dikkat edin. Mie Mie Sitte ve tis'un. Şurası sitte, bakın şurası şöyle ayıralım. Ve tis'un yani mie 100
Tiskun 96. Sitte'yi de atarsak 196 yapar. Miye ve Sitte Tiskun. Hemen arkadaşlar şu kısma gelelim. Fil aslında. Peki bunda ne var? Hemen buradaki bir de hesaplamaya da bir bakalım. Fil asıl nasıl hesaplanmış bir görelim. Önce bir Ctrl Z diyelim. Fil asıl. Evet, şöyle bir silelim. Fil asıl. Kamse miye? Kamse miye? 500 demektir arkadaşlar. Kamse miye? Erbaa. Bakın şu kısım. Şu kısım erbaa. Şu kısımda işrun. Kamse miye? 500. Erbaa. 4. Şurası işrun. O da 20. O halde toplarsak 524 eder. Rakamların okunuşu önemli. Ziyade fazlalık ne o zaman? Hemen ondan bahsediyor. Burası bakın şu kısım ziyade alt şöyle bir koyu çizeyim. Evet şurası ziyade. Orası da arkadaşlar hemen orayı okuyalım. Sittemiye şurası şöyle bir şey yapalım. Sittemiye 600 arkadaşlar. Veseme yani 608 kaç? Ve erbain sitte. Bakın şöyle bir şuraya yazalım. Sittemiye aşağı geçelim. Semane yani 8 ve erba in yani sittemiye 600 hemen karşılarına yazalım. Sittemiye 600 seman 8 erba in 40 640 8 yapıyor arkadaşlar. Hemen yukarıya doğru çıkalım. Yukarıya doğru çıktığımızda hemen ona da bir bakalım. Şurası, bakın yukarıda da göstermiştim bir ders önce. Kariye arkadaşlar. Şöyle kariye. Kariye-i yakalu. Tabi'i sazenuş ya da şazenuş timar mezkuri. Hemen arkadaşlar bunlarla ilgili şu yazıları okuyalım. Bir şey kaybeder miyiz? Kayıp etmeyiz. Bakın şurası üstünü çiziyorum. Böyle çizmeyeyim, koyu göstereyim. Dursun. Bakın şurası dursun. Dursun. Velede. Dursun. Velede aşağı gözükmüyor. Orası kalsın. Burası Hızır Velede. Burası Yekün. Burası da arkadaşlar hasıl. Böylelikle bir dersimiz daha noktalıyoruz. İnşallah bundan sonraki derslerde yine birlikte oluruz arkadaşlar. Tabii bir de Aşk Irk Tanımaz romanımız var. Bunun da altını çizelim. Mutlaka alıp okumanızı tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.